Sampiyon. Hazırsan salalım bandajını. Şampiyon yakında çok önemli uluslararası bir karşılaşmaya çıkacak. Ve bu maç öncesinde acaba WBC öncesi bir antrenman maçı diyebilir miyiz? Antrenman demek haksızlık olur ama şampiyonun fazla zorlanmayacağını düşünüyorum. Tabii rakibi de küçümsenmeyecek kadar iyi bir boksör. Henüz mağlubiyeti yok. Mahdinler boksörde çok güveniyorlar. Bakınca kendilerinden beri bir an olsun kusmadılar. Doğal hemşerileri güvenecekler tabii. Rakibimizin çok güzel bir lakabı var, Kafkas. Ve bundan sonra da hep böyle anılacak. Şampiyon biziz ve öyle kalacağız diyorsunuz. Kesinlikle. Evet sevgili izleyiciler. Bol şanslar. Beyler. Ahmet'in arabasını kim indirdi? Sen. Nizam Şanlı'yı kim yendi? Sen. Bektaş'ı. Beni, Zeki'yi. İnanılmaz ulan bu adam dedikleri Gürcü Selim'i kim indirdi? Sen. Sen kimsin? Sen Kafkas. Kafkas! Unuttuk. Her şeyi unut. Ama bunu unutma. Kafkas'sın. Bildiğin en iyi şeyi yap. Ayakta kal. Korkma. Ya Manuza yoksa? Zafer burada. İşte görecek Zafer. Gerçek Zafer seni çağırıyor. Bir de Kafkas'ım. Ya Allah. Fırat Dönüp Başkı!
yaptı, tamamını kazandı, hepsinde nakavt etti rakiplerini. Beyaz çiçekli, sarı sosuyla ringi rakibini dar edecek mi acaba? Bu bir alt filmi, namı diğer Kafkas! ...85 boyunda 90 kilogram ağırlığında... ...bugüne kadar kariyerinde 35 maç yaptı... ...tamamını kazandı... ...tam 22 kez... ...nakavt etti rakiplerini... ...o bir Avrupa ve Dünya şampiyonu... ...iki altın kemer sahibi... ...o bir şampiyon... ...Nejde... ...Supi... ...Bakalım gecenin kazananı kim olacak... ...merakla bekleyeceğiz... Artık çok az bir süre kaldı. Heyecanlı bir bekleyiş hakim. Necdet Sokak Özel'in köşesinde kalabalık bir ekip görüyoruz. Fırat Bölükbaş'ın köşesinde ise sadece bir kişi var sevgili izleyiciler. Sanırım antrenör onu bu maçta yalnız bıraktı. İşin çok zor. Üzere. Heyecanlı bir round bekliyor bizi yine. Gong sesiyle birlikte ikinci round başlıyor. Necdet Supi, sol direk, hemen karşılık verdi Kral. Adam. Necdet Supi'den. Necdet Supi'nin sol yumurtarı. Müthiş bir yumurtarı geldi. Son vuruyor Necdet Supi. Bir sağ. Dırtımı kurma fotoğraf çektin mi? Kapar kalk. Alo.
Düzgün geçtik. Sağlığını yapıştır. Hastaneye gidelim. Ne var? Kafkas. Kafkas. Birlikte girecektik doğuma. Öyle konuşmuştuk. Bebeği sezaryenle almak zorundayız. Sezaryenle mi? Hocam, hocam. Fırat. Eylül'ü mü? Yavrum, söz ver bana. Bir daha maça çıkmayacaksın. Bir daha o eldivenleri giymeyeceksin. Söz ver. Sana söz veriyorum. Bir daha eldivenlere girmeyeceğim. Söz ver. Bir daha eldivenleri takmayacağım aşkım. Bir daha maça çıkmayacağım. Merak etme. Bir daha maça çıkmayacağım. Söz veriyorum aşkım. Seni burada bekleyeceğim. Birlikte göreceğiz güneşimizi. Tamam mı? Eylül, seni her şeyden çok seviyorum aşkım. Bunu asla unutma, tamam mı? Sakın aklından çıkarma aşkım. Ne yaptın, görebildin mi yengeyi? Oğlum acil bir durum varmış. Ameliyat aldılar kızı. Sezaryen olacakmış. Ya tamam abi, takma sen kafana. Hiç endişe etme. Abi bütün bebekler sezaryenle doğuyor zaten. Ama normal doğum olacaktı oğlum. Yok bir şey olmaz, takma kafana sen. Abi şey yapalım mı? Gel bir aşağı inelim seninle. He? Şu senin yaralara da baksınlar, bir pansuman yapsınlar. İyiyim ben, iyiyim. Abi yengem çıkınca bak ameliyattan böyle görmesin seni. İyiyim. Şampiyon nasıl? Hakikaten şey yapalım, bir inelim de şu yaralarına baksınlar senin, hadi. Zafer, şampiyon nasıl? Ha? Hangi hastanede? Adamı zaten revire götürürken sinirle götürdüler biliyorsun. Evet, biliyorum adamın durumu kötüydü oğlum, gördüm. İşte odaya alınca adama... Kalbi durmuş, masaj yapmışlar. Zafer, Zafer ne diyorsun oğlum? Ama geri dönmemiş yani. Zafer uzatma oğlum, anlatsana ne olmuş adama? Ölmüş. Zafer!
Ambulans gelmeden ölmüş. Evine getireceğiz. Burada uyuyacak, yanımızda, düşünebiliyor musun? Yanımda yoksun. Bari varlığını hissedeyim. Ay saçmalama. Kaybedersin yüzünü. Ya sen saçmalama. Ben ne bu maçı ne de yüzüğü kaybetmeyeceğim. Merak etme. Seni çok sevdim aslan, kadın. Baba fil demiş ki oğluna, oğlum sen niye bu kadar inatçısın? İnat etme, gel gidelim demiş senle. Sonra anne fil gelmiş de... Ne oldu oğlum? Ne oldu güneşim? İyi misin babacığım? Ha? Uyumadın mı babişkom? Ha? Ne oldu, masalı mı beğenmedin yoksa? Uyumadın mı sen? Büyük mü dudağını, büyük mü, büyük mü? Oh! Hadi oğlum biraz uyu be, hiç uyumadın bugün. Ha?
Karnım mı aç? Ne gülüyorsun be? Sen bana mı gülüyorsun? Fıkra mı anlatayım sen? Fıkra mı anlatayım oğlum sen? Allah ütü yandı. Ütü yandı güneş. Güneş yandı, ütü yandı. Güneş. Güneş oğlum yaktık lan. Yaktık gene yaktık ütüyü yaktık. Oğlum gene yaktık. Yok, yok ben. Ben bu işi beceremiyorum oğlum yok. Bak. Bir elbiseni daha kaybettik. Ama bir toz bezi daha kazandık oğlum bak. Bin kaygı bir borç ödemez. Atmayalım lan. Ne oldu gamlanma, be? Ne oldu gamlanma, be? Evet babacığım. Ne baba mı? Baba mı dedin sen? Gamlanma. Baba mı dedin sen? Hadi bakalım al bakalım. Hadi oğlum son bir tane, son bir lokma. Hadi al bakayım. Al, al, al. Oğlum onu değil bak bunu ye gel. Gel bak. Aferin çıkart bakayım ayaklara. Koyun meler, kuzu meler. Sular hendeğinde dolar. Ağlayanlar bir gün güler. Gamlanma gönül, gamlanma. Gamlanma gönül, gamlanma. Pençe vurup gözüm açar. Kara gündür gelir geçer. Gamlanma gönül, gamlanma. Gamlanma gönül, gamlanma. Faruk abi, FMF Eylül'de de vardı. Ama hiç böyle bilincini kaybettiğini görmemiştim ben. Ne oluyor abi? FMF beklediğimizden daha hızlı ilerliyor Fırat. Ama ben ilaçlarını hiç aksatmıyorum ki. Hatta ben ilaçlarını aksatmayayım diye sağ olsun eczacı Şefik Hanım önceden sipariş veriyor. Benim önümdeki tahlillere göre artık ilaçla tedavi edilemeyecek düzeyde. Abi bir şey söyle ne bileyim. Yani şunu yap, kurtulacak da yapayım. Ne diyorsan yapayım. Hastalık böbrekleri tamamen sarmış durumda. Annesini diyalize sokmuştuk. Yani bir süre iyi gelmişti. Ne bileyim. İkisi bambaşka durumlar Fırat. Diyaliz hatta böbrek nakli dahi çözüm olmayacaktır. Belki kök hücre nakli ama o da kesin çözüm değil. Hiçbir umut yok mu abi? Bir şey söyle, gözümü seveyim. FMF uzmanlık isteyen bir hastalık. Yani burada bizim yapacaklarımız da, hastanenin imkanları da kısıtlı. İstanbul'da bu konunun uzmanı bir doktor var, profesör. Ahmet Hilmi Adıtek. İstersen Güneş'i bir ona göster. Ben de onu ararım, telefonla durumu izah ederim.
Yalnız tedarikli git derim. Yanında olabildiğince para olsun. Ama bugüne kadar ilaçlarının tedavisini hep sigorta karşılamıştı. İlacını karşılar. Ama tedavi ücretleri, onca tetkik çok yüklü tutabilir. O yüzden tedarikli git derim. Baba. Heh. Yoruldum biraz. Yoruldun mu? Bazen insanlar çok yatmaktan da yorulur biliyor musun? Şimdi evde yatar uyursun. E, o kadar ağlıyordun profesörü kaybettim diye. Bak nasıl koşa koşa geldi ziyaretine. Kendi gelmedi ki. Ali amca getirdi biliyorum. Yok ya. Ali amca yolu kim tarif etti? Profesör mü? Biliyor ki ama o burayı. Bilmez olur mu? En yakışıklı arkadaşının doğduğu hastane. Nasıl bilmesin? Annem kaldığım hastanede öldü. Biliyordur tabii. Güneş. Annen o hastanede ölmedi oğlum. Nasıl yani? Annen o hastanede bir kumruya dönüştü. Ne? Evet. Küçücük bir kumruya dönüştü orada. Hem de tam senin doğduğun gün. Kumru ne biliyor musun? O ne? Böyle bir çeşit kuş. Güvercin gibi. Güvercin mi? Hı-hı. Hı, güvercinleri ben hiç sevmiyorum. Kafamıza kaka yapıyor. Ama bak bu çok daha güzel, bambaşka. Hem hiçbir zaman yalnız dolaşmazlar. Hep aileleriyle gezerler. Ama biz buradayız. Annem yalnız mı yani? Şimdilik. Bir süre sonra biz de yanına gideceğiz onun. Biz de mi kumru olacağız? Evet, biz de kumru olacağız. Hadi bakalım. Ben kartal olmak istiyorum. Kafkas kartalım. Allah Allah. Kafkas kartalı olacaksın öyle mi? Evet. O zaman hadi bakalım Kafkas kartalı. Aç şu kollarını, uçmaya başla artık. Hadi bakalım. Nereye götüreceksin bizi? İstanbul'a. Hadi o zaman gidelim. Burası. Çıkar bakalım çantanı. Ver bakayım. Gel bakalım oğlum, gel. Bak oğlum bak. Dışarıda herkes seni bekliyor uğurlamak için. Niye ki? Buradaki hiç kimseyi tanımıyoruz biz. Neden bekliyorlar? Ya ama burada adettir. Herkes güneş batarken el sallar. Güneş batarken mi? Evet. Sen de güneşsin ya, işte seni uğurlayacaklar. Hı, yalancı. Ne? Yalancı mı? E gel, gel kendi gözlerinle gör. Gel bakalım. Bak. Gerçekten baba, el sallıyorlar. Ya sen de el salla. Profesör de el sallasın. En yakın arkadaşın, o da el sallasın tabii. Oğlum bu çocuk, niye el sallıyoruz? Ne bileyim oğlum, adam biri gelip rica etti, oğlum el sallayabilir misiniz diye. Ben de sallıyorum. Boş ver, salla hadi, kolunu kopar, salla. Tamam lan, sallıyorum işte. Amcasının bir tanesi. Şuna bak ya, aslan parçası. Kocaman adam oldu be. Sen biliyor musun? Ben seni en son gördüğümde sen böyle bir kundağın içinde ufacık bir şeydin ya. Ben resimlerine bakarak seviyordum seni. Gelseydin o zaman niye gelmedin? Ay, ben dedim hep gidelim diye ama kardeşim bir türlü izin alamadı patronundan. Ne var? Yalan mı? Aman korkak bu korkak. Vallahi Sünep oldu çıktı İstanbullarda. Canımdan bezdim yeminle Fırat. Ay sizi geçtim, kendi anamı babamı görmeye bile gelemiyorum kaç zamandır. Ay haftanın 7 günü çalışıyorum ben. Elde ne var? Hiç. İstanbul öyle Artvinlere falan benzemiyor Fırat Efendi. Böyle sünger gibi insanın varını yoğunu emer. Aha böyle posasını çıkarıverir adamın önüne. Mücella, biraz ayıp olmuyor mu?
posası falan, hı? Ama ne var? Gözü var, görüyor çocuk. Ben desem ne, demesem ne? Posa ne baba? Oğlum... Ay amcan işte oğlum, amcan. Bak, bak da gör. Bak, posa böyle meyvelerin suya alınmış hali. Çok tatlı bir şey, çok tatlı. Aynı amcan gibi. Ya çok tatlı, çok. Anne niye gelmedi senin? Şişt, onun annesi öldü. Anne ya bir şey söyle şuna. Anne onun annesi ölmedi mi? Şişt, tamam kes. Dön önüne yemeğini ye, hadi bakayım. Baba nerede yatacağız biz? Oğlum çok açım diyordun. Uykum geldi biraz. Hadi bak şu yemeği bitir. Ondan sonra yatarız. Hadi. Aman zorlama canım. Belki yemekleri beğenmemiştir. Abi, siz bu akşam çocukların odasında kalırsınız, olur mu? Güneş de Tolunay'ın yatağında yatar bu akşamlık. Arka odayı hazırladım ben. Yastığı yorganı da oraya koydum. Sen bir güzel divanı açar hazırlarsın. Baba oğul koyun koyuna orada yatarlar. Ay Fırat'cığım kusura bakma, çocukların yatağı çok yüksek. E şimdi seninki hasta, yazık, yavrucak düşer falan. Ben ondan korkuyorum. Ben yatağınızı yapayım abi. Tamam, ben hallederim. Sen telaşlanma. Hadi oğlum kalk yatağımıza gidelim, hadi. Masalda okur musun? Okurum tabii, okumaz mıyım? Hadi gel. Ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Hadi bakalım, iyi geceler de. İyi geceler. İyi geceler. Yavrum siz niye gidip anne lafını açıp duruyorsunuz? He? Merak etti, sordu çocuk, ne var bunda? Mücella. Hiç konuşma. Hem suçlusun hem güçlü. Sardın başımıza bunları, bir de şimdi laf mı ediyorsun utanmadan? Konuşma da yemeğini ye. Size iyi. Güneş rüzgarın güç gösterisinden pek etkilenmiş ve benzemiyormuş. Hemen bulutun arkasından çıkıp tüm gücüyle gülümsemiş yaşlı adama. Hava bir anda o kadar ısınmış ki yaşlı adam hemen terini silerek paltosunu çıkarmış. Böylelikle rüzgar ve güneş arasındaki yarışı güneş kazanmış. Ve eski dostu rüzgara dönerek nazik ve dostça davranmak şiddet ve güç gösterisinden her zaman çok daha etkilidir demiş. Termiş diye boşuna dememişler zaten. Ya karısı öldükten sonra bu ikisi başımıza kalmasın diye baba toprağını bırakıp İstanbullulara kaçtım. Hayır, burada da gelip buldular bizi. Bir şey ya, yapma gözümü seveyim ya. Ya ne zararları var bize? Abim benim ya, öz abim. Ne yapayım Mücella, şimdi karşısına geçeyim de abi sen git bu evden mi diyeyim? Çocuğun durumu orada da biliyorsun. Yazıktır, günahtır ya. Allah Allah ya, yazıksa bana da yazık. Ya sabahtan akşama kadar o fabrikada anamdan emdiğim süt burnumdan geliyor benim. Ya şöyle akşam evime gelip rahat rahat ayaklarımı uzatacakken... ...şimdi senin abinin hasta olduğuna bakıcılık mı edeceğim ben? Mücella yavaş, ne olursun ya? Tam duyacak tam ya. Duyarlarsa duysunlar. Azıcık sabret ya. Ya biliyorsun bak abimin bize çok faydası dokundu. Kızım ben yetimhanedeyken abim koruyup kolladı beni ya. Ya düğünümüzü onun sayesinde yaptık. Biz bu evi onun sayesinde aldık Mücella, biliyorsun. Bana bak, sana söylüyorum. Bakıcılık yaparak ödedim o paranın diyetini ben Serhat Bey, hiç kusura bakma. Ya yemeklerini ben yaptım, bulaşıklarını ben yıkadım. Gündelikçi gibi evlerinde temizliğe gittim be, yetmedi mi? Mücella. Topu topu iki defa gittim gözüme yardım etmek için. Mübalağa etme lütfen ya. Tüh, nankör. Thank you.
baba. Oğlum, sormadın mı? Evimize gidelim ne olur. Ben burayı hiç sevmedim. Mübalağa etme mücellaymış. Allah'ını seversen söyleme şöyle şeyler. İnşallah iyileşecek o çocuk. Ben anlamam. Git konuş. Yarından tez yok, kendilerine kalacak başka yer bulsunlar. Mücella. Lafımı ikiletme Serhat. Ya Mücella. Serhat. Abi. 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 Teyzeciğim buyur. Buyur istiyorsan sen. Yok evladım ben zaten pek anlamıyorum ki nasıl çekiliyor. Sen kendi işini bir hallet sonra bana yardım edersin. Tamam teyzeciğim o zaman ben hemen hallediyorum. 2 dakikada ondan sonra senin işini çözelim. Maşallah ne güzel gözlerin var senin. Senin mi evladım? Benim. Neyse sen işini hallet de sonra bana maaş çekmekte yardım edersin olmaz mı? Ben bitirdim işimi. Gel teyzeciğim halledelim. Gel. Gel oğlum bizim merkeze. Hayırdır vesilesin? Yar sinem dağları beni neredesin? Beni yollarda bul baba yolları benim evimdeyim. Ölüm her gece kolları bizi ne dinledik? Geri döneceğiz elbet bir gün. Gayrı bu derdim benim. Bahtiyar oldum demem ol hur benim. Yollarda bu baba yolları benim evimdeyim. Ölüm her gece kolları bizi ne diyeyim. Seni göreceğiz elbet bir gün. Söz vermedik ama elbet bir gün.
görmedi. Yerde kaldı Necdet Sıkkı, kalkamıyor. Bahtiyar oldun canım ol hur beni. Beni yollarda bul baba yolları beni. Ölüm her gece kolları beni. Seni göreceğiz seni batmayacağım. Geldik oğlum, dayan bak. Bak otel karşıda, hadi. Hayırlı akşamlar. Buyur, birine mi baktın? Boş odanız var mı? Var. Yanındaki kim? Neyin olur? Oğlum. Kimliği var mı? Var, var. Tek kişilik oda istiyorum. Ne kadar? Geceliği 60 lira. Parayı peşin alıyoruz yalnız. Ben bir haftalık peşin ödeyeyim size, olur mu? Tamam. Üst kat, soldan ikinci oda. Bereket versin abicim. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hadi oğlum. Hadi bakayım. Çok pis değil mi baba burası? Afiyet olsun. Kerem, 40 yılın başında kahvaltıya geldim, ağzını bıçak açmıyor. Hayırdır, küs müyüz? Yok be abi, seninle bir alakası yok. Yorgunum ben biraz, uykumu alamadım dedim. Sabaha karşı geldi beyefendi. Salonda antrenman yapmış. Sabah akşam antrenmanda zaten, ne zaman okula gidiyor belli değil. Gitmiyorum okula. Orasını görüyoruz paşam.
Halam dünyanın parasını ödüyor kuzum. İhmal etme şu okulunu ha. Bundan sonra ödemeyecek. Bıraktım ben okulu. Ne dedin sen? Bıraktım okulu. Kaydımı da dondurdum. Bu sene beden eğitimine gireceğim. Branş olarak da boks seçiyorum. Ne saçmalıyorsun Kerem? Bunu bu zamana kadar yapmamış olmam saçmalıktı hala. Böyle işletme falan okuyamam ben. Boksör olacağım. Bana baksana sen iyice saçmaladın artık. Hemen okula gidip kaydını yenileyeceğiz. Bir daha da o salona adım atmak yok. Afiyet olsun Tansel abi. Görüşürüz babaanne. Nereye gidiyorsun? Antrenman yapmaya. Geç bile kaldım. Birkaç yıl kadar. Kerem! Kerem! Buraya gel Kerem! Hayatım tamam sakin ol bırak gitsin. Sonra konuşursunuz. Sonrası mı kalmış Tansel? Duymuyor musun? Okulu bıraktım diyor. Baba bir şey söylesene. Bıkmadın mı 7 yıldır susmaktan? Bu ailenin tüm yükünü omzuma atmaktan bıkmadın mı artık? Tamam. Oğlunu kaybettin. Ben de abimi. Ama ben de kızınım. Yaşıyorum. Bak biz buradayız. Ne olur bir şey söyle baba. Ne olur. Ne olur bir tepki ver artık. Ne olur. Varma üstüne kızım. Baba. Başına gelenlerden sonra canına kıymamasına şükretmeli. Baba. Canına kıymamış halim bu anne. Görmüyor musun? Abimle beraber aynı mezara gömdü kendini. Babamın aldığı nefes boşuna. 7 yıldır ölü. Üstelik bizi de ölü sayıyor. Hoş geldiniz. Kime gelmiştiniz? Biz Ahmet Hilmi Adatekin'e geldik. 2. kat. Teşekkürler. Şey değil. Hadi bakalım. Merhabalar, iyi günler. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz Ahmet Hilmi Bey'le görüşmek için gelmiştik. Artvin'den Faruk Serman Bey yönlendirdi. Randevu almış mıydınız? Randevu almadık. Kusura bakmayın, randevusuz alamam sizi içeri. Yapmayın hanımefendi ama çok uzak mesafeden geliyoruz. Yani şu raporu gösterip çıkacağım. Doktor Bey çok yoğun maalesef. Çok mu yoğun? Tamam o zaman biz şurada bekleyelim Doktor Bey'i. Hafta sonuna kadar da doluyuz maalesef. Yapmayın kimse yok ki burada. Yani 2 dakika görüşeceğim. Bu raporu göstereceğim çıkacağım. Özür dilerim beyefendi. Sizin için yapabileceğim hiçbir şey yok. Tamam o zaman biz bir randevu oluşturalım. Peki. Cumartesi saat 3 sizin için uygun mudur? Cumartesi saat 3 bizim için uygun mudur? Pazar günü nasıl? Hoş geldin. Sen kimsin? Güneş. Güneş. Oğlum. Oğlum ne yapıyorsun? Kusura bakmayın hocam. Çocuk birden dalınca tutamadım. Önemli değil. Hocam müsait olmadığınızı söyledim hocam, ama. Sizle görüşmek için ta Artvin'den geliyoruz. Çok vaktinizi almayacağız. Oğlum FMF hastası da. Döner ister misin? Teşekkür ederim. Sen şimdi ne yap biliyor musun? Dönerini ablanla beraber git içeride bitir. Hem sana çikolata ikram edecek. Tamam. Hadi bakalım. Baba ben gidebilir miyim? Gel bakalım. Gel şimdi birlikte çikolata yiyelim seninle. Gel bakalım. Buyurun. Sizi dinliyorum. Sağ olun hocam. Artvin'den Doktor Faruk Serman yönlendirdi sizi. Yardımcı olabileceğinizi söylemişti. Kendisi aradı diye biliyorum sizi. Bu da oğlumun raporları. Tahlillerden anladığım kadarıyla hastalık oldukça ilerlemiş. Birkaç ay boyunca muayeneye gelmeniz gerekecek. Haftada en az 2 gün. Tüm bu tahliller benim çalıştığım özel hastanede yapılacak.
Bu oldukça masraflı ve zor bir süreç. Altından kalkabilecek misiniz? Hocam oğlum benim her şey. Ne gerekiyorsa beyan. Peki o halde. Yalnız hazırlıklı olmak açısından soruyorum. Aşağı yukarı bu ne kadar tutar? Muhasebe kısmını bilmiyorum ama tanı ve tahlil yaklaşık 12 bin lira tutacaktır. Ama tedavi aşamasına geçebilirsek takdir edersiniz ki bunun daha fazlasını gözden çıkarmanız gerekecektir. Ne kadar mesela? Benim tahminim en az 500-600 bin lirayı bulur. Hadi kız gibi değil. Alo, çık. Alo. Alo Zafer. Sesinizi alamadım pardon ya, tanıyamadım. Zafer benim Fırat. Fırat? Kafkas? Sen misin lan? Telefon niye çıkmadı? Aynen benim yeni attım bu. Yeni attı, sen çok arıyorsun da. Ulan çık gel artık, özledim diyorum, özledim. Eski sevgilin gibi meletme beni, gel. Geldim zaten, buradayım, o yüzden arıyorum seni. Hadi lan. Evet, tekledeyiz. Güneş'le beraber. Beni yemiyorsun değil mi? Ha? Oğlum bak, eğer geldiysen İstanbul'a yemin ediyorum boksu bırakıp halaya başlayacağım. Madem geldin hemen gel, hemen. Hemen gelme, ben hemen geleyim. Sen neredesin tam olarak? Geliyorum zaten, yoldayız. Sen neydi bu şey, Asya tarafındaydın değil mi? Asya ne oğlum, Japon muyuz lan biz? Anadolu yakasıdır o, sen nereden bindin tekneye? Ne bileyim ya işte, Beşiktaş'tan herhalde. Tamam, Üsküdar'a geçmişsin işte, bak orada sıra çay bahçeleri var, tamam mı? Onlardan birine otur, ben hemen geliyorum. Tamam mı? Tamam, geldiğimde ararım zaten seni. Hadi tamam, Kafkas. İyi ki geldin lan. Hadi. Çık 45'e çık! Zafer! Sen kiminle konuşuyorsun böyle uzun uzun? Hiç baba. Ulaş aradı. Özel ders almak isteyen biri varmış. Ona gidiyorum. Hadi kaçtım ben. Bana bak. Kardeşine sakın uğramayı unutma. Hangi kardeşin? Ya senin kaç tane kardeşin var karıştıracak kadar? Bir tane. Nezlihan. Gidiyormuşsun salona, selam bile vermeden geçip gidiyormuşsun. Hadi git uğra kıza. Tamam baba. Ver şunu. Al. Hadi. Hadi devam. İki ay kalsak, herhalde 60 kira 3600, tedavide 12-13 gün desek en az. Ne yaptı? 15-16. Baba, havada yakalıyorlar. Çok eğlenceli. Bakma baba. İzliyorum. Nasıl babacığım, beğendin mi? Sevdim. Tamer Reis de içiyor mu o rölet? Tamer Reis önce ıspanak... Ahmet Nuroğlu'nu kim yendi? Kafkas. Ne Kafkas'ı ulan, ben diyecektim ben. Ben diyecektim. Kalk ne göreyim seni, kalk. Vay be, Kafkas'ıma bak ben. Oğlum, onları yenen Kafkas'tı. Ben Fırat Bölükbaşı, memnun oldum. Gel otur. Sen beni mi yiyorsun aslanım ha? Kafkas burası, anladın mı? Burası Kafkas. Beni söküp atamaz. Ben yanımda yeni bir kalp taşıyorum.
Çok daha kıymetli. Bir şey söyleyeceğim ya. Bu kim? Ben Güneş'im. O kadar belli ki gözünden ateş çıkıyor. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Tanıyorum. Sen Zafer amcasın. Tanıyorlar. Ya tanımaz mı? Bekle bak. Zafer amcanın babası kim? Yaman Hoca. Kardeşi? Nesli abla. Ya. Hay Allah'ına kurban. Gel lan buraya. Gel. At kroşeni. Güzel. Bir de buradan. Vay be. Bu babasını döver ben sana söyleyeyim. Gel bakalım buraya. Oğlum çocuk fotoğraflarınızla büyüdü. Anca bir iki kere sesini duydum işte. Söyle bakalım Fırat Bölükbaşı. Hayırdır buraya neye geldin? Güneş için. Biraz rahatsız da. Elimde bir şey yok değil mi? İyileşecek inşallah. Yaman Hoca nasıl? Hala saydırıyor mu bana? Gerçi silmiştir o beni defterden ama. Yok. Yok da işte ya yani. Oğlum biliyorsun yani özünde aslında yumuşacık bir adam yani ama bayağı bir özünde. Çok yumuşak ama çok özünde. Ya işte tamam şimdi bir kere daha söylersek belki sıkıntı olabilir ama böyle yavaş yavaş falan söylersek çözeriz. Nesli nasıl? Okulu falan iyiymiş bayağı. İyi iyi. Spor salonu soktum onu ben de işte. Ben de salonda takılıyorum. Yetenek avcılığı yapıyorum. Biraz her zamanki gibi inanmıyor bana. Ben umutluyum ama bu yeni nesli var mı? Çakır gibi. Zafer. Benim şeye ihtiyacım var. Ben bu Artvin'deki evi falan da satacağım da açığım çok büyük. Ne kadar? Ne bileyim işte bir işe girersem 3-5 bir şey gelirse falan. Hallederiz. Nesli'yi ben soktum diyorum size işe ya. Oranın sahibi ya daha doğrusu müdürü benim arkadaşım kırmaz beni yani. Gideriz görüşmemizi yaparız. Onun bu yeni sosyete var ya boksa bir merak salmış sorumlu bir ismi personal training. Ayağına bir ton para veriyorlar. Biri bir ders var ya. Ona girersin saatlik ücretini alırsın, maaşını alırsın. Paraya para demezsin çözeriz. Yok olmaz baba. Olmaz ben boksa tövbe ettim yok. Bir daha ringe falan çıkmam. Ne ringe ulan oyuncak gibi bir şey zaten. Lafayı tutacağım. Pa 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 pa. Öyle değil mi ya? Senin başka şansın var mı? Başka şansım yok. Yok. Ama 2 dakikada beni burada gerdin ya. Yemin ederim ya. Benim yeğenim kalkmış İstanbul'a gelmiş. Burada çay çorba mı içecek ama ya? Değil mi? Evet. Evet. Çak ulan. Allah'ına kurban. Gel bakalım buraya. Hop. Hadi bakalım şunu hallet de gidelim. Hoş geldin kızım. Hoş buldum baba. Tekme kapatıyorsun bugün abim yok mu? Abim? Seni salona uğrayacaktı. Gelmedi mi yanına? Yok gelmedi. Yok mu? Ne demek yok gelmedi? Yani yok gelmedi. Zafer amcayı çok sevdim. Çok komik bir yer. Alın bunu alın. Profesör de sevmiş. Alın. Değil mi profesör? Hızlı hızlı. Reis amcalar niye gelmiş? Ne yapıyor? Hiç kimse kalmayacak içeride. Devam edin. Öğrenci. Ama amirim ayı bu. Ya memur bey biz bu otelde kalıyoruz da geçebilir miyiz? Eşyalarımız falan içeride. Buyurun geçebilirsiniz kardeşim. Alın hepsini. Gel oğlum gel. Amirim kolay gelsin. Ne oluyor burada? Ne merak ettim dediniz ya. Yok yanlış anladınız. Yani biz bu otelde kalıyoruz da. Alın hepsini. Otel kapatıldı. Fuhuş yapıldığı için mühürlüyoruz. Biliyorsunuz ya. Biz ne yapacağız şimdi? Ben bir haftalık parasını falan peşin ödedim. Yapabileceğim bir şey yok beyefendi. O
zaman çıkalım şu eşyaları bir alalım biz ya olur mu? Hadi kardeşim hadi çok işimiz var. Hadi bak çocuk. Çalalımız içeride ama. Emanet alırız. Hadi müsaade et bizi yapalım. Acılara kar. Kendine olduğunu sandığın aşkta ait bir tokat var. Salih kimse kalmadıysa kapat. Mühürle kapıyı. Baktım tek bir hesap var. Acılara kar. Kendini bulduğunu sandığın aşkta ait bir tokat var. Eşyaları nereden alacağız? Niyet müdürlüğünden alacaksınız. Hangisi ya? Vatan Caddesi'nde. Orada emanetten aldık. Eyvallah. Herkese selam. Yavru Ceylan. Oh. Neredeydi bu saate kadar? Sana söyledim ya baba. Özel boks dersi verdi. Yalan söyleme lan. Neslihan'a sordum hiç uğramamışsın oraya. Bakın. 40 yıldır size söylüyorum. Ama bir kulağınızdan girip ötekinden çıkıyor. Ne yerseniz yiyin, bana yalan söylemeyin. Yalan gibi değil baba. Sus. Bugüne kadar ikinize bir fiske vurdum mu? Ha? Hı, vurmadım. Ama bundan sonra eğer yalan söylemeye devam ederseniz alırım ayağımın altına eşek sudan gelinceye kadar döverim. Anlaşıldı mı? De. Yeminle. Ama yani. Ne yapayım? Kaç yaşına geldin hala faça veriyorsun ya? Ya abi ne yapayım önceden uyandırsın ki. Neredeydin gerçekten? Niye yalan söylüyorsun oğlumla? Fırat geldi Fırat. Kim? 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 Kafkas. Ne? Kafkas burada mı? Temelli geldi tamam mı? Burada. Uzun hikaye anlatamam. Çok yorgunum şimdi. Hiçbir şey sorma. Yarın senin iş yerine geleceğiz zaten. Git uyu. Hadi. Tamam tamam. Tamam. Git uyu. Tamam. Hadi. İyi geceler. Nerede oğlum zaten? Boş ver, yenisini alırız. Bak şuradan bir para çekelim önce. Yeni bir otele gideriz. Yarın da alışverişe çıkarız. Yeni kıyafetler alırız. Hatta bak sana yeni de bir ayakkabı alırız. Ne dersin? Anlaştık şampiyon. Anlaştık mı? Hadi bak. Gel. Baba. Yeni otelde Temel Reis'in odası yoktur değil mi? Niye sordun oğlum? Temel Reis'in odası çok kötü kokuyordu. Başka bir otelde kalalım mı? Tamam merak etme zaten başka bir otelde kalacağız. Önce şuradan bir parayı çekelim. Vaka. Hep aynı taktik. Yaşlı güven veren bir tip gönderiyorlar. O mağdurları lafa tutarken kartı kopyalamış adi herifler.
Bakın burada sizi lafa tutuyor şahıs. O arada çetenin hackerları bankanın ATM'sine uzaktan bağlanıp kart bilgilerinizi kopyalıyor. Saat 22.12. Saat 22.14'te de siz ATM'den ayrılıyorsunuz. 22.17'de de bütün hesabınız boşaltılmış. Bula bula bizi mi bulmuş bu şerefsizler? Bunlar profesyonel Fırat Bey kardeşim. Sizin İstanbul'un yabancısı olduğunuzu şıp diye anlamışlardır. E ne olacak peki? Böyle ellerini kollarını sallaya sallaya gezecekler mi? Biz elimizden geleni yapıyoruz. Dedim ya, sizden başka 4 tane daha mağdur var. Anlaşılan bunlar çok büyük bir şebeke. Yakalamamız zaman alacak. Benim o kadar vaktim yok ki abi. Yani benim bütün varım yoğun bu paraydı. Çocuğun tedavisi, kalacak yerin parası, o su bu su hepsi. Anlıyorum, anlıyorum ama siz de bizi anlayın. Organize şube peşlerinde. Henüz bir ize ulaşamadılar. Ne kadar demiştiniz? 24.500. Çok da yüklüymüş. Neyse, siz ifadenizi imzalayın. Biz bir bilgiye ulaşırsak size haber veririz. Anlaşılma olmuş. Birkaç gün halledeceklermiş. Birkaç gün mü? Ne yapacağız birkaç gün parasız? Bir yolunu buluruz o. Zafer amcayı arayalım mı? Arayalım. Hadi. Hadi gel dışarıda arayalım. Hadi. Allah Allah. Baba ne oldu? Uyuyor herhalde oğlum. Zafer amcan uyuyor. Yalnız fena yağmur geliyor oğlum. Hadi. Gel oğlum. Birazdan dalışa geçtiğimizde bu içerisi sıcacık olacak. Böyle hamam gibi. O yüzden bak ben tişörtle kaldım. Sen de ısınacaksın merak etme. Ben de çıkartayım o zaman. Hayır. Kaptanlar üniformalarını asla çıkartmazlar. Niyemiş? Çünkü kaptan oldukları belli olsun diye. Şimdi bütün mürettebat olarak emir ve görüşlerinize hazırız kaptan. Profesör de kaptan yardımcısı olsun mu? Siz nasıl uygun görürseniz. Profesör, kaptan sizi yardımcılığına terfi etti. Yeni görevinize layık olmanızı bekliyoruz. Teşekkür ederim.
Aa, kaptan, bakın duyuyor musunuz? Makineler çalıştı, duyuyor musunuz? Tam yol ileri. Kaptan, bakın. Bakın, okyanusun dibine doğru ilerliyoruz, görüyor musunuz? Ya kaptan, benim gözlerim çok iyi görmüyor. Şu karşıdakiler balık mı? Balık. Balık değil mi? Şuradaki koca kafalı balığı görüyor musunuz? Koca kafalı bir balık. Aa, şurada da vatos var, gördünüz mü? Vatos mu? Vatos, o okyanusların kanatlı balığı. Bakın, uçuyor gibi. Kaptan, sizin uykunuz geldi. Dinlenin isterseniz. Kaptan uyuyor muyuz? Son kaptanlar uyur. Siz uyuyun ki dinlenin. Yarın güçlü kalkın, size ihtiyacımız var. Hiç merak etmeyin, yüzeye çıktığımızda ben sizi uyandırırım. Tamam Çavuş, uyandır ama sakın okyanusa da çarpma. Emredersiniz kaptan, hiç merak etmeyin. Allah size rahatlık versin. Kahvaltıya geleceğim mi? Ne? Kahvaltıya geleceğim mi? Anlamadım. Kahvaltını getireyim mi? Kardeşim, burada uyunur mu hiç? Bak çocuğu da heba etmişsin. Ben hangi ara bu kadar uyuyakaldım be? Güneş. Güneş oğlum, hadi kalk. Oğlum hadi. Güneş. Güneş. Hadi oğlum, sabah oldu, uyan artık. Hadi şampiyon, kalk. Kalk bak. Gündüz oldu. Herkes ayağa kalkmış. Hadi şampiyon. Yüzeye çıktık kaptan. Uyanın artık. Güneş. Güneş. Güneş oğlum, güneş. Baba. Oğlum, iyi misin? Korkuttun beni ya. Niye korktum ki? Uyuyordum. Yok bir şey. Yok bir şey oğlum, hadi. Hadi kalk, gidiyoruz. Hadi bakalım. Altına işemiş ya bu. İstemeden olmuş baba. Tamam oğlum, tamam. Hadi gel bakayım, gel. Tamam ustacığım, korkacak bir şey yok, tamam. Hadi. Ya çocuk, bir şey olmaz da çocuk yani. Tamam, bağırma sen de çocuğun dilinde. Geçmiyor kokusu işte. Geçmiyor ya. Ben böyle nasıl gireceğim iş görüşmesine? Özür dilerim. Üşüdüm ya, ondan oldu. İlaçlarda hep kötü kokutuyor işime. Önceden böyle kokmuyordu hiç. Tamam aslanım, üzülme sen. Geçti, kokmuyor zaten bak. Yok. Ama az önce kötü kokutuyor dedi. Evet, öyle dedim. Ama sana bir sır vereyim mi? Ben hiç koku almıyorum ki. Niye? Ringde yediğim yumruklar yüzünden. Ama otelde Temel Reis'in odasında ıspanak kokusunu almıştı. Aslında almadım. Sadece ıspanakların izini gördüm duvarda. Yani kötü kokmuyor mu ceketim? Çivikçi! Karnın acıktı mı? Acıktı. Hadi bir simit alalım. Usta. Bize bir simit versene. Ne kadar abi? Bir lira abi. Bir lira mı? Yapma ya. Benden olsun, sıkıntı yok. Yok ya, olur mu öyle şey? Olur be abi. Sıkıntı yok.
Peki eyvallah al. Yok. Al abi al. Eyvallah abi. Lafı mı olur ya? Al bakalım şampiyon. Kendini almamışsın. Ben aç değilim oğlum. Hadi afiyet olsun. Benim için. Tamam. Ama bu bana yeter. Aç bakalım. Aç bak. Oraya kıncak. Yavru Zeyla. Hoş geldin. Ne güzel olmuşsun sen böyle. Ya. Makyaj mı yaptın? Evet, yakışmamış mı? Çok güzel olmuşsun. Hani neredeler? Vallahi bilmiyorum ki, geç kaldık ya. Adamın ağaç oldular burada. Nesli? Kafkas. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Hoş geldin. Güneş. Güneş kim bu abla? Nesli abla. Sen tanıdın mı beni ya? Tanıyor tanımaz mı ya? Bizim fotoğraflarımız da büyümüş halası. Fotoğraflarından daha güzelsin. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Sen de çok yakışıklısın. Neyse hadi gidelim. Geç kaldık, adamlar ağaç oldular. Hadi oğlum. Gel bakalım. Aa. Bizi tanıştırmayacak mısın Güneş? Profesör, en yakın arkadaşım. Öyle mi? Çok memnunum. Ama bu ne ya? Profesör, çok güzel. Yaptım lan şaka. Rahatla biraz, gül. İş görüşmesi bu. Senin neyin var? Çok bir şey oğlum, konuşmuşsun. Ben de seni nasıl güzel bir yere sokmuşum belli değil ama ha. Değil mi? Bence de. Hadi hadi, geç kaldın hadi. Hızlı hadi. Şimdi Tekin tabii biz de karşınıza bu şekilde çıkmak istemezdik ama. Kusura bakmayın, biraz zor günler geçiriyorum ya. Zor günler gelir geçer hepimiz için öyle değil mi? Neyse ben uzatmayayım. Ben Kafkas'ımı salonu için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ne kadardır spordan uzaksınız Fırat Bey? Yedi sene. Yedi sene, çok uzun süre. Amatör için çok uzun. Şampiyon için değil. Bak Zafer, Kafkas deyince heyecanlandım ben de. Biz sizi iyi biliriz. Nasıl bir sporcu olduğunuzu da biliyoruz. Lakin o günler geride kaldı. Bizim müşterilerimiz önemli ve varlıklı insanlar. Bu halde bir adamı onların karşısına hoca diye çıkartamam. Kusura bakmayın. Tekin Bey, Tekin. Şimdi bu işler biraz parayla alakalı şeyler ya. Hani adam kazanacak ki etini, sütünü, protein tozunu alsın, öyle mi? Şimdi sen bana şunu mu diyorsun? Ben şampiyondan daha iyi hoca bulurum mu diyorsun? Zafer, biliyoruz. Çok iyi tanıyoruz kendisini. Etini, sütünü, suyunu içti diyelim. Geçmişini nasıl temizleyecek? Necdet Supi Özer'i öldürdüğü maçı çok iyi hatırlıyorum ben. Biz bu salona boks hocası arıyoruz, boks. Kiralık katil değil. Baba. Oğlum hadi. Hadi gel, gidiyoruz hadi. Hadi hadi hadi. Zafer. Çok konuşuyorsun. Konuşma. Yani. Kafkas. Zafer tamam, vallahi ararım ben seni sonra. Bizim bir tane kapımız yok, bin tane kapımız var. Burası olmazsa başka yerden gireceğiz işte. Oğlum bitti tamam, boks moks yok. Kafkas. Salona geçiyoruz, kafamızı topluyoruz, karar veriyoruz, tamam mı? Nereye, hangi salona? Neresi olacak? Babamın yanına. Saçmalama. Kafkas. Babamı biliyorsun. Bak, seni gördüğü zaman yumuşayacak. Biliyorsun onu. Şahane zaten beni gördüğü zaman hepten nakavt, değil mi? Ne salonu orası? Ne salonu olacak? Boks salonu, boks. Baba gidelim ne olur, çok merak ediyorum, lütfen. Evet. Uzatma. Gidiyoruz. Hadi. Beni de bekleyin. Sen nereye ya? İstifa ettim. Seni istemeyen yerde işim olmaz benim.
Saçmalama Nesli. Ya ne saçmalaması? Yürüyün. Hadi yürüyün ama gidelim. Ama yani. Öyle. Hadi bakalım. Sol direk! Sol direk dedim! Aa! Dans sözlüğümü kıvıracaksan git oryantal ol. Bak burası ring, ring. Yumruğu yedi mi kendini yerde bulursun. Hadi sol direk dedim. Hadi, hadi. Omuzdan, bak omuzdan vuracaksın yumruğu. Bak, bak. Evet, 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 evet. Koltuk altın. Eskim. Eskim. Güzel, güzel, güzel. Hadi şimdi. Sol direk. Ayak, sol direk. Neslihan, Zafer ne işiniz var bu saatte? Sana bir sürprizimiz var baba. Benim doğum günüm çoktan geçti. Sürpriz diyor. Neyse ben şu idmanı bitireyim. Sonra ne yapacaksanız yaparsınız. Sonra olmaz baba. Niye? Kaç yıldır bekliyoruz zaten. Kardeşim. Gel. Bakın buraya. Buraya bakın da gözünüz şampiyon görsün. Herkes ayık olsun. Kafkas döndü. Öpeyim Nurhan. Baba. Hocam. Bana hocam deme. Baba. Bir dinlesin. Dinlemiyorum. O beni dinledi mi ha? Dinledi mi? Hadi dağılın. Dağılın. Maydanoz. Hadi dağılın. 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 Baba lütfen. Zafer şampiyon nasıl? Ha? Hangi hastanede? Adamı zaten devire götürürken sidirle götürdüler biliyorsun. Zafer uzatma oğlum. Anlatsana ne olmuş adama? Ölmüş. Hamile istemeden ölmüş. Hamile istemeden ölmüş. Zafer şampiyon nasıl? Hamile istemeden ölmüş. Hangi hastanede? Uzatma oğlum. Anlatsana ne olmuş adama? Kusura bakma kardeşim. Benim yüzümden. Senin mi suçun ya? Benim yüzümden. Hadi oğlum. Hadi babacığım. Hadi gidiyoruz. Nereye gidiyorsunuz? Serhatlara. Kafkas. Tamam iyiyiz. İyiyiz. Güzel afiş olmuş şampiyon. Vallahi ben çok fazla beğenmedim. Bundan çok daha iyi pozlarım vardı. Hatta onu seçmiştik ama neyse bunu kullanmışlar. Ben seçtim bunu. Sen mi? Neden? Sen dizi oyuncusu musun? Boksörsün. Senin güzel olman gerekmiyor. Güçlü olman lazım şampiyon. Anladım, anladım. Kerem, toplantıdayım. Çağıracağım birazdan. Pardon abi. Gelsin abi gelsin. Ben çıkacağım zaten. Gel. Hayırdır? Senin bugün idmanın yok mu? Vallahi hala idman boksörü bulamadılar. Oğlum sen de herkese hırpalıyorsun. Vallahi patron, ringde karşıma kim çıkarsa çıksın rakibindir benim. Bu ister idman olsun ister maç fark etmez. Ben çıkarım abi Uraz'ın karşısına. Keremciğim olmaz. Ya niye olmasın abi işte onu konuşmuyor muydunuz? Ben çıkarım diyorum. Duymadın galiba. İdman boksörü dedi, idman oyuncağı demedi. Aa doğru. Hani senin şu oyuncaklarında resmi maçlara sakladığın. Ne diyorsun lan sen ne oyuncağı? Ne oldu? Doğruları duymak zoruna mı gitti? Uraz, otur yerine. Kerem sen de çık dışarı. Ulan sen benim karşıma çıkacak rakip misin lan? Bak, karşına çıkabilecek gerçek bir rakip. Gerçek bir şampiyon. Necdet Süközer. Ben de olayım. Kerem, Uraz! Gerçek bir maç istediğinde ara beni. Tamam mı? Bay bay. Kerem bekle beni konuşacağız.
Baba orada ne yazıyor? Gerçek şampiyonlar asla pes etmez yazıyor. Derneğimizin aşevi bu gece ihtiyaç sahiplerini bekliyor. Baba orada mı şampiyonmuş? Evet. Tanıyor musun onu? Hadi oğlum gidelim. Geç abi geç, çocuk da var zaten. Buyur delikanlı. Eyvallah. Geç oğlum, geç 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 geç. Baba biz yerin altında mıyız yani şimdi? Evet, yerin altındayız. Profesör de bize geliyor. Birazcık da baksın o dışarıya. Evet. Sen de bana. Hünkârım. Bunca zaman bana neden anlatmak? Ben de aldım aziz. Ne diye gelmiş? Ne? Ne halt etmeye gelmiş bunca yıl sonra? Kafkas mı? Zafer, Zafer. Kafkas, evet Kafkas. Zorla adını ağzıma aldırdım. Niye gelmiş? Hangi yüzle? Oğlu. Oğlu. Güneş çok hastaymış baba. Rahmetli annesinin hastalığına yakalanmış. Artvin'de tedavi medavi olmaz demişler, yollamışlar İstanbul'a. Ve tedavi için biriktirdiği bütün parayı da çaldırmış. Baba, çok zor durumda. Koskoca şampiyon ne olursa olsun yani. Son halini görmedin mi? Ama ben onun böyle olacağını yıllar önce ona söyledim. Ama beni dinlemedi. Ne hocalığımı saydı, ne de baba emeğim. Oysa ben onu şampiyon diye yetiştirdim. Yapma baba. O ister miydi yani böyle olmasını? Sen Kafkas'ı tanımıyor musun? Tanımıyorum. Tanımıyormuşum. O gece sadece Necdet Subbi'yi değil kendini de, Kafkas'ı da öldürdü. Neyse. Allah oğluna acil şifalar versin. Yemek yemeye gidelim. Ben et yiyeceğim. Tamam. Ama bak, gideceğimiz durağa kadar sabredeceksin, tamam mı? Mızmızlanmak yok. Tamam, anlaştık şampiyon. Hani lokantaya gidecektik? Aa, geldik işte bak. Bak karşında. Burası mı lokanta? Evet. Oğlum burası İstanbul'un en ünlü lokantası. Ama burası hiç lokantaya benzemiyor. Aa, şampiyon yapma. Burası İstanbul'un en meşhur, en güzel lokantası. Bak ne kadar kalabalık, görüyor musun? İnsanlar gelmişler. Hem yemekleri çok lezzetliymiş buranın. Bak kuyruğa girmiş herkes. Gel. Gel, gel. Gel, oturalım şöyle, gel. Çıkart çantanı da. Bak, ben gideyim şuradan sana sıcak bir çorba koyayım. İçin ısınır, tamam mı? Tamam. Hadi. Hadi beni burada bekle. Ee,
özür dilerim. Herkesten çok özür dilerim. Kusura bakmayın ablacığım. Bir kase çorba verir misiniz? Ne olur. Oğlum çok hasta. İlacını vermem lazım kendisine. Gerekiyorsa başka yemek falan almam. Bir çorba. Tabii hemen veriyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Baban doktorun yanında. Birazdan gelir, merak etme. Burası neresi? Burası hastane. Birazcık hastalanmışsın. Ama korkulacak bir şey yok. Ben babamı istiyorum. Tamam. Sen dinlen. Ben de babanı çağırayım. Anlaştık mı? Tamam. Annesini aynı hastalıktan kaybettik maalesef. Oğlum da 2 yıldır tedavi görüyor. Ama 6 aydır atakları çok sıklaştı. O yüzden geldik İstanbul'dan. Nakil hakkında bir şey söylediler mi peki? Söylediler. Belki böbrek, belki kök hücre nakli gerekecekmiş. Anlıyorum. Güneş şu anda iyi. Atağı atlattı. Bu gece birazcık dinlensin, yarın çıkabilirsiniz. Teşekkürler. Barış Bey, bizim ödememiz ne kadar? Yok, bir şey ödemeniz gerekmiyor. Suna Hoca aradı ve özel olarak Güneş'le ilgilenmemizi istedi. Suna Hoca mı? Güneş'e ilk müdahale yapan doktor. Kendisi bölüm başkanımızdır. O aradı ve özel olarak Güneş'le ilgilenmemizi istedi. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Yani özel olarak teşekkürlerimi iletirseniz çok sevinirim. Tabii ki. Mutlaka aradım. Sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Anne. Ne oldu? Kerem gelmedi mi daha? Gelmedi kızım. Deminden beri arıyorum ben de, açmıyor. Hayır, hastanede bir ton işim var beyefendiye, ulaşamıyoruz. Kalktım apar topar eve geldim. Bu saate kadar gelmeyince çok merak ettim. Onun için aradım seni. İyi yapmışsın. Babam nasıl? Yine odasına kapattı kendini bugün. Ama bir ara bahçede bir dolaştı şöyle 10-15 dakika kadar, o kadar. Şükür en azından yaşam belirtisi vermiş. Neyse anneciğim, hadi sen yat dinlen. Merak etme Kerim, ben beklerim. Peki kızım. Hadi iyi geceler. İyi geceler anneciğim. Bakalım bu gece beyefendi saat kaçta gelecek? Baba. Oğlum. Buradayım, merak etme. Yanımda yat. Bak ben burada koltukta yatayım. Sen de burada rahat rahat uyu. Olur mu? Yanımda yat. Evimizdeki gibi. Beraber uyuyalım. Tamam. Hadi kay bakalım. Rahatlık versin şampiyon. Sana da baba.
Ozan'ın haline bak. Oza değil, Dingo'nun ağrı. Dingo! Zafer! Kalk, kalk, kalk. Ama yani baba ya, insan böyle bir... Yani uyandırılır mı insan evladını ya? İnsan evladı olsan eşek gibi bu saate kadar uyumaz. Hadi kalk. Ara onu. Gelsin, konuşacağım. Ya kimi arayayım baba, ne diyorsun anlamadım ki. Kimi arayayım ben şimdi? Zafer, onun adını ağzıma almayacağım. Zorlama beni. Hadi kalk. Söyle ona, oğlunu da getirsin. Kafkas'ı mı diyorsun? Elinin körünü diyorum Zafer. Elinin körünü. Söylemeyeceğim adını. Kalk. Dingo. Kalk. Dingo. Yavaş ol şampiyon, boğulacaksın. Ne yapayım? Çok acıktım ama. Belli. Bari şu sütünden işte şu yediklerin rahatsız. Günaydın. 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 Çıkış işlemlerinizi tamamladım Fırat Bey. Yapmanız gereken başka bir şey kalmadı. Teşekkür ederiz, sağ olun. Afiyet olsun Güneş'ciğim. Teşekkür ederim. Aferin mi? Hep böyle teşekkür et. Efendim Zafer. Kafkas'ım, ne yapıyorsun, neredesin? İyiyiz, ne yapalım? Kahvaltı ediyoruz. Aa, Serhatlar'da mısın? Yok, Serhatlar'da değiliz. Hastanedeyiz. Ne hastanesi lan? Güneş'e bir şey mi oldu? Dün gece rahatsızlandı birden. Apar topar hastaneye getirdim. İyi mi peki şimdi? Durumu nasıl? Merak etme. Daha iyi işte. Kahvaltı ediyoruz. Keyfi yerinde. Bir saate çıkarız diye düşünüyorum. Ha, tamam. Çok şükür. Hastaneden çıkıyorsun o zaman, tamam mı? Taksiye atlıyorsun, direkt salona geliyorsun. Merak etme, ben taksi parasını halledeceğim. Yok abi, olmaz. Ben o şeyi duydum. Yani adam yerden göğe haklı. Şimdi rahatsız etmeyelim adamı. Kardeşim ben davet etmiyorum ki zaten. Babam çağırdı. Gelsin, konuşacaklarım var diyor. Nasıl ya, ciddi misin? Yaman Hoca. Bak Zafer. Eğer aramızı düzeltmek için tezgah yapıyorsan yapma. Ya Kafkas, neyin tezgahından bahsediyorsun ya? Yaman Hoca'yı kim tezgah yapmış ki, kalkıp... Ben tezgah yapayım adama ya. Sabahtan beri içimden geçti, yemin ediyorum ya. Allah rızası için kalkken beni bu deliyle baş başa bırakma. Rica ediyorum lütfen ya. Sağ sol kroşesi hala kurşun gibi adamın ya. Tamam kardeşim, peki. Çıkınca uğrarız. Tamam. Ben sana adres, konum neyse işte atacağım, onu taksiciye verirsin. Tamam, tamam. Orada görüşürüz. Hadi sağ olasın. Nereden kaptın bu huyu? Yemek yerken ağzını şapırdatma. Hayatım, asma suratını artık. Tamam, ben konuşurum Kerem'le. Çok yoruldum Kansel. Babam yaşayan ölümden farksız. Annem de sen sakinleştiricilerin bağımlısı oldun. Tek dayanağım, desteğim Kerem. Ama onunla da konuşamıyorum artık. 7 yıldır tek başıma mücadele etmekten, tüm yükü sırtlanmaktan çok yoruldum. Tek başına falan değilsin, ben varım. Ve her zaman yanındayım, biliyorsun. Üzme kendini. Ben konuşurum Kerem'le. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sen burada beni bekle, tamam mı? Gitme baba. Kızacak yine sana. Kızmayacak oğlum, merak etme. Sadece konuşacağız. Hadi sen Zafer amcanla oynasana. Bir şey söyleyeceğim ben sana ya. Sen daha önce hiç eldiven taktın mı? Babamdan gizli eldiveni takmıştım bir kere. Ama yok, o sayılmaz ya. Şu ayıcı bırak bakalım, sen kocaman çocuk oldun. Burada çıkar. Babandan güçlüsün ya sen. Hadi bakalım. 1, 2, eğil. Çocuk. Güneş. Ha, Güneş. Hastaymış.
Maalesef. Annesi Eylül'ün hastalığı mı? Doktorlar ne diyor? Son zamanlarda krizleri çok arttı. Artık Artvin'de tedavi edilemiyor. O yüzden geldik İstanbul'a hocam. Geçmiş olsun. Kafkas. Bak. Ben lafları dolandırmayı sevmem, bilmem de. Sen beni bilirsin, tanırsın. Ben lafı pat diye insanın yüzüne söylerim. Şimdi senden çok açık konuşacağım. Benim hayatımda rastladığım en büyük hayal kırıklığım sensin. Hocam. Neden hocam diye sorsa. O gece maça çıkma diye yanına geldiğimde elimde böyle kapı gibi bir rapor vardı. Sana gösterdim, bakmadın, okumadın bile. Beni dinlemedin, maça çıktın. Ya ölseydin? Bana ne diyeceklerdi? Boksörünü göz göre göre ölüme götüren adam. Sen maça çıktın. Maçı kazandın. Ama rakibin öldü, öldü. Ve ben de senin sayende... Hocam. Hangi hoca? Ha? Ben hangi hocayım? Boksörünü göz göre göre ölüme götüren hocamı? Yoksa rakibinin ölümüne sebep olan katil hocam. Ben hangisiyim? Mecburdum hocam. Mecburdum. Eylül'ün hastalığı, doğumu, çok para ihtiyacımız vardı. O maça çıkmak zorundaydım. Yalan söyleme. Yalan söylemiyorum hocam. Her şeyi biliyorsun. Eylül'ün iyileşmesi için çok iyi bakılması gerektiğini söyledi doktorlar. Ameliyattan sonra o paraya ihtiyacım vardı. Belki iyileştiririm, belki onu kurtarırım diye düşündüm. Para, para, para. Para nasıl olsa bulunur. Sen zamansız şampiyon olmak için çıktın o maça. Maçı kazandın, şampiyon oldun. Ama şampiyonluğuna kan bulaştı. Kan bulaştı Kafkas! O şampiyonluk bana gurur değil, ölüm getirdi, ölüm. Kafkas öldü hocam. Yerine sadece bu adam kaldı. Oğlunu yaşatmaya çalışan bir baba. Kafkas, artık ne hatırım ne de hatıram var. Ama bu çocuk Eylül'ün emaneti. O çocuk bizde kalacak. Ona bir oda yapacağım. Sen de salonun bir tarafına kıvrılırsın işte. Ne bakıyorsun? Benim yapacağım bunlar. Benden daha başka bir şey bekleme. Ne bir kelam, ne de bir selam. Sen burada, hadi, hadi. Sen burada, hadi bakalım. Hadi, devam, devam. Baba. Baba, iyi misin? İyiyim oğlum. İyiyim, merak etme. Kızmadı mı sana? Yani. Şöyle böyle. Bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Burada kalmama izin verdi. Oğlum bak, şöyle yapacağız. Sen bir süreliğine Zafer amcanlarda kalacaksın, tamam mı? Ben de burada kalacağım. İstemiyorum. Ben de burada kalacağım. Ama oğlum, kısa bir süreliğine. Bak, Zafer amcanların evi tertemiz. Mis gibi. Tamam mı? Sonra kendi evimize çıkacağız, merak etme. İstemem. Ben de burada kalmak istiyorum. Güzel oğlum, bak. Şey söyleyeceğim, babası o şeyin farkında değil bu arada. Sen bizim evdeki oyuncakları falan bilmiyorsun, oyun hamurunu. Heh, değil mi? Oyuncaklar da var. Var, bir sürü var ya. Hiç sıkılmazsın bak. İstemiyorum. Ben de burada kalacağım. Güneş. Zafer. Çocuk ne istiyorsa ona yapın.
O zaman yapılacak şey belli. Nesli gelecek, burayı temizleyecek, tertemiz yapacak, yatak çarşaf getirecek. Ondan sonra al sana 3 yıldızlı otel. İkinizle beraber etti 5. Oldu mu şampiyon? Ha? Çak bakalım, buraya da çak. Buraya da çak aslan parçası. Çak buraya da. Hocam, bana gönderdiğiniz çocuğun raporlarını inceledim. FMF hastası, majör tip. Hastalığın seyri hızlanmış, atakları artmış. Yapılan tahlillerde böbreklerinde protein atımı rastlanmış. Ailenin sosyal güvencesi yok değil mi? Yok hocam, maalesef babasıyla konuştum. Tedavi için biriktirdikleri paraları da çaldırmışlar. Günlük ilaçları karşılayabilecek durumda bile değiller. Şimdi Asya Yolcu odasında mı? Evet hocam, odasında. Bunu benim odamı bırakır mısın? Tabii ki. Teşekkürler. Kerem. Sabaha kadar idman olmaz. Sakin ol biraz. Dinlen. Yumruklarken nakavt olan ilk boksör olacaksın. Kum torbasını mı dövüyorsun kendini mi belli değil oğlum. Okulu bırakıyorsun yani şimdi, öyle mi? Bırakmıyorum abi. Bıraktım okulu. Öyle işletme okuyup bankacı memur falan olamam ben. Ben boksör olacağım. Kerem aslanım, niye böyle yapıyorsun? Yarım kalanı tamamlamak için abi. Babam gibi şampiyon olacağım ben. Hayatımda hiçbir şeyi bu kadar fazla istemiyorum. Baban gibi olacaksın, öyle mi? Evet abi. Eğer gerçekten baban gibi olmak istiyorsan kendini öldürürcesine idman yapman yetmez, söyleyeyim. Ne yapayım abi? Sen söyle. Çalışıyorum işte, görmüyor musun? Bak Kerem, 20 yıldır bu camianın içindeyim. Hayatımda baban gibi bir boksör görmedim, tanımadım. Ringe çıktığı zaman başka biri olurdu. Rakibin gözünün yaşına bakmazdı. Peki o gece abi? O gece? Abi babam hiç korkmuş muydu o gece? Hayır. Ne saçmalıyorsun sen Necdet? Nereden çıktı şimdi bu maç? Hani bir yıl sonra emekli olacaktım. Birkaç ayarlanmış maçla ünvanı koruyup WBC'de iki maç yapıp bitirecektim kariyerimi. Kemeri istediğime devredip şov yapacaktım. Böyle konuşmadık mı? Köşeye sıkıştık, anlamıyor musun? Bütün gazeteciler son üç maçının ayarlanmış olduğunu yazıyor. Camia senin şampiyonluğunu tartışmaya başladı. Ters bir rakibi yenip ünvanı korumazsan daha da büyüyecek dedikodular. Mecburuz bu maça. Ya kazanamazsam? Ha? Ne? Kazanamazsam mı? Delirdin mi sen? Hey! Korkuyor musun şampiyon? Adam benden genç, hızlı. Ben yorgunum Tansel. Ya maçı ertele, ya ben çekiliyorum. Şampiyonluğu ringde kaybetmeye niyetim yok benim. Çekiliyorsun öyle mi? Evet. O biraz zor be şampiyon. Elimde sözleşme var. Bu maça çıkmazsan bir daha hiç bu maça çıkamazsın. Sahip olduğun her şeyi alırım elinde. Evini, arabanı, servetini, adını. Hiç olarak başladığın hayatına hiç olarak devam edersin. Anladın mı beni? Hiç istemedim o maça çıkmasını. Ama dinletemedim. Babam bir şampiyon gibi yaşadı, öyle de kapattı gözlerini. Sizi kaybetmemek, iyi yaşatmak için çıktı her maçın. Sizin için canını hiçe saydı. Eğer şimdi gerçekten baban gibi olmak istiyorsan sağa solu yumruklamayı bırakıp ailene sahip çık Kerem. Çünkü babanın sana emaneti o şort değil. Halan, deden, babaannen. Ailen Kerem. Anlayacağınız çocuğun hastalığı son aşamada hocam. Ailenin de sosyal güvencesi yok. Eğer tedavi edilmezse... Kaç yaşında demiştin? En fazla 7. Daha çok küçük.
Yazık. Hocam ben bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Hastanenin araştırma fonundan ön tedavi masraflarını karşılayabiliriz. En azından aile ameliyat ve nakil parası bulana kadar çocuğun hastalığının ilerlemesini durdurabiliriz. Tabii siz de onaylarsanız. Ne demek Suna? Tabii ki onaylarım. Bir tane daha. Ha işte şimdi oldu. Şimdi oldu. Aferin oğlum. Dal dal dal. Oo bak kimler geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber canavar? Oha. Çok neler getirmişler bize. Oh. Ben biliyordum inadının kırılacağını. Dayanamaz o sana, kıyamaz. Kim? Baban mı? Evet. Yaman Günaltay öyle kolay yumuşar mı? Sizi bırak Allah aşkına. Güzel raporu bende. Bu kroşeyi yedi şimdi. Kafada kuşlar uçuyor. Fıçı 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 fıçı. Buna bir kroşe daha attık mı? Paket. Ben sana söyleyeyim. Baba, burada hiç yatak yok. Nerede yatacağız biz? Bak yataklar geldi işte. Şurada eski çalışan odası var. Orayı hazırlarız size ikilime. Ama bu gece diyorum. Aa. Hemen soruyorum. Şampiyonların en çok yatmak istediği yer neresidir? Ring. Ring tabii ya, ring. Gel bakalım. Gel. Hadi. Baba sen de gel. Sen bir önce gel bakalım. Şampiyon baban gelecek. Hadi gel. Gel bakalım. Efendim? Yatağı serelim. Buyurun dinliyorum. Evet benim. Sen ne yapıyorsun orada? Gel buraya. Gel buraya. Gel bakalım buraya gel. Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun şampiyon sen ha? Hastaneden mi? Dinliyorum. Gerçekten çok yanlış. Böyle şampiyon mu? Evet evet Barış Bey. Biz nasıl? Bizim gerçekten mi? Gel gel. Gel. Bu muhteşem bir haber. Çok teşekkür ederim gerçekten Barış Bey. Biz hemen geliyoruz. Hemen geliyoruz. Hiç merak etmeyin. Allah razı olsun sizden. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam görüşmek üzere. Ne oldu ya? Oğlum hastaneden aradılar. Bu bir fon mu ne oluşturmuşlar? Güneş'in tedavisini ücretsiz karşılayacaklarmış. Harbi mi lan? Harbi öyle söylediler. Harbi mi? Gel lan buraya şampiyon. Gel lan buraya. Gel buraya. Hoppa şampiyon. Gel babanın yanına. Baba iyileşecek miyim yani? Hiç merak etme. Babam iyileşeceksin tabii. Oh. Hadi hemen hazırlanalım çıkalım tamam mı? Abi. Hadi. Ben de geleyim mi? Çok kalabalık olur. Sen burada kal tamam mı yavru şeyle? O da sende. Hadi bakalım. Hadi. Hadi Nesli görüşürüz. Görüşürüz. Ben Fırat Bölükbaşı. Oğlumun tedavisi için imzalamam gereken bazı evraklar varmış. Buyurun Fırat Bey, ben hemen kontrol edip veriyorum. Çok sevindik. Yalnız oğlumun tedavisinin ücretsiz olacağını söylediniz. Doğru değil mi? Doğru Fırat Bey. Allah razı olsun.
Merhaba. Rahatsız etmiyoruz inşallah. Ben Fırat Bölükbaşı. Bu da oğlum Güneş. Bizimle görüşmek istemişsiniz. Kafkassın sen. Hayatımı, ailemi mahveden adamsın. Sen bak, hatırladın mı onu? 6 yıl önce ringde can çekişirken bırakıp gittiğin adamı. Abimi hatırladın mı? Abim mi? Abim. Necdet Supi'nin kardeşiyim ben. Acımadan öldürdüğün adamın kız kardeşiyim. Babam? Sandığın aşkta hep bir tokat var. Yumruğu yedin ama kendine gelemedin. Ortama baktım tek bir hesap var. Acılara dar kendini buldun. Sandığın aşkta hep bir tokat var.